da önemli bir Şimdi bu gecikme. keçi sedefi otu dünyada şeker hastasına çok geç kalınmayan vakalarda en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmaları var. Belgeli. Artı bir de şeker otundan, elde edilen stevia şekeri. Steviyeşekeri.com.tr diye bir sitemiz de var. Öyle mi? Evet. Bir daha anons edelim. Sevgili seyircilerimiz eğer bakmak isterlerse. Stevia. Steviyeşekeri.com.tr .com.tr. Şimdi bu normal şekerden 300 kat daha tatlı. 300 kat. Sadece küçük bir hap şeklinde. Bakalım. Mesela bir bardak çaya bir tane asmamız yeterli. Hap şeklindeki küçük bir tablet yeterli. Ben şimdi bir tadına bakayım. Tadına bakın nasıl tadı. Bu bitki stevia 4000 yıldır Kızılderililer tarafından tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Ve tam bir 41 yıldır da Japonya'da marketlerde satılan ve tatlandırıcı olarak kullanılan bütün şekerlerin %80'i stevia oluşturur. Stevia, şeker otu. Şimdi biz bunu ülkemizde satışa sunduk uygun fiyata. Şimdi en ağır şeker hastaları da artık kekleri stevia ile hazırlanabilir. Hı hı. Çaya, kahveye veya içici herhangi bir şeye stevia şekeri katarsa hiçbir mahsur yok. Çünkü ne güzel, glikoz yok. Kalorisi de ağır. Kalorisi sıfır, kalori yok. Kalori yok. Evet. Şeker yok. Hiçbir yana etkisi yok. Hı hı. Artı tadı da güzel. Aromatik bir tadı var. Tabii tabii kesinlikle. Dünyada artık yavaş yavaş stevia'ya doğru dönüş var. Çünkü pancar şekerinden elde edilen şekerin kemiklere zararı var. Bağırsaktaki mantarları azdırıyor, zararı var. Nişastadan elde edilen şeker ise daha tehlikeli. Mısır nişastasından elde edilen şeker pankreas kanserini tetikliyor. Ki o şu an piyasada satılan hemen hemen birçok abur cubur da mısır nişastasından elde edilen şekerle üretiliyor. Maalesef. Bugün günümüzde kek, jelibon, çikolata, chips vesaire gibi maalesef genellikle çocukların hatta yaşların herkesin kullandığı akşamları televizyon seyrederken yedikleri içtikleri her şeyde N5'e var. N5'de pankreas kanserini tetikliyor Allah korusun. Şeker hastalığını tetikliyor. Karaciğer yağlanmasını. Çünkü N5'nin %80'i fruktozdan içeriyor. Ve fruktoz doğal fruktoz değil. Özel bir enzimle mısır nişastasını formatı değiştirilmiş şeklidir ki zararlı. Faydalı değil, doğal değil. Şeker hastalığı böyle. Şimdi kalp damar rahatsızlığını tetikleyen sebepler nedir? Kalp damar rahatsızlığını tetikleyen çok önemli bir şey var. Bu da homosistin. Homosistini açacak olursak homosistin nedir? Nedir? Bir, mesela kişi et yedi, protein içerir. Proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asit hücre yapımında kullanılır. Veyahut da kuru fasulye yedi. Protein var. Proteinler hücre yapımında kullanılır. Proteinler amino asite dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Homosistin. Bu homosistini B6, B12 vitamini tekrar faydalı amino asite dönüştürür. Fakat B6, B12 vitamini azalmışsa, faydalı bakteri, bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa vitamin de azalır. Çünkü mantarlar faydalı bakteriyi yok ediyor. Homosistin LDL kolesterolünü, kötü kolesterolü oksitliyor. Oksitlenen LDL kolesterolünü bünyemizin bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor. Bu makrofaj denen bir alt element var. Ahtapot gibi zararlı bakteri ve bakterileri, virüsleri sanki binlerce kolu varmış gibi alır, yer, zararsız hale getirir. Veyahut da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar göndererek, fırlatarak yok eder. Makrofaj oksitlenen LDL kolesterolünü yiyor, şişiyor, balon gibi, sonra patlayarak ölüyor. Ortaya sümüksü, sümgeresi yapışkan bir madde çıkıyor. Bu da damarların iç yüzeyinde plaklar oluşturur. Cerrahat, cirof vesaire. Damarlar yağlanır, daralır, sertleşirse ne olur? Aynı su borusu gibi. Eskiden evlerde metal su borusu kullanılırdı. Metal su borusunun içinden kireçli su geçtiği zaman ne olur? Borunun içinde tıkıyor kireç. Tıkanır tabii. Su akmaz hale geliyor. Ben Bağcılar'da bir aileyi ziyarete gitmiştim. Evlerinde su akmıyor. Ne oldu dedim. Borular tıkanmış. Kireçli su boruyu tıkamış. Şimdi damarlarımız da aynı şekilde yavaş yavaş yağlandıkça daralıyor. Daraldıkça
tansiyon fırlıyor. Kolesterol zamanla tansiyonun yükselmesi kişide beyin kanamasına, kalp krizine sebep olabilir. Evet. Kolesterol görme zafiyetine, duyma zafiyetine, karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, cinsel yetersizliğe bir sürü hastalığı tetikler. Bütün bu rahatsızlıkları iksir tamamen yavaş yavaş yok eder. Çünkü bunun içerisinde ne var? Limon. Limonun etkisi ispat edilmiştir. Sarımsak var. Mesela Almanlar 30 yıl önce sarımsak yiyene sarımsak yemesin derlerdi. Şimdi herkes orada sarımsak tüketiyor. Sarımsak tüketiyorlar ve iş yerlerinde, çalıştıkları iş yerlerinde bile sarımsak götürüp sarımsak yiyorlar. Ne kokarsa güzel. Koksun, benim sağlığım önemli diyor adam. Aslında evet, sağlığımız evet. Çok önemli. Bu arada doğaltedavi.net sevgili seyircilerimiz, internet adresi sevgili İbrahim Gökçek Beyefendi. Oradan da yine bu detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki İbrahim Bey, şimdi tansiyonu olanlar, kolesterolü olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı yaşayanlar, bununla beraber şeker hastalığı olanlar. O kadar çok insan var ki toplumumuzda maalesef. Onlar da tabii ki bitkisel yönden tedavi arıyorlar ama diyorlar ki hani çok da fazla böyle benim bütçemi zorlamasın, çok da fazla ayyuka olmasın fiyatlar. Biraz fiyatlarla ilgili bilgi verebilir miyiz? Belki merak ediyorlar. Diyorlardır izleyenlerimiz. Şimdi, nedir ne değildir bu fiyatları? Aloe vera jel bağırsakları temizler, arıtır, mantarı yok eder ve bütün hastalıkları önleyici özelliğe sahip. Detoks. Arınma. 70 lira. İksir 60 lira. Çayın bir paketi 15 lira. Gayet de makul evet, fiyatlar yani. Öyle bütçeyi sarsmayacak. Bir set 160 lira. 160 TL'ye denk evet. Geliyor sevgili seyirciler. Üstelik ameliyat olmadan, ağrısızlığı, narkoz neşter olmadan da bu kadar önemli sağlık sorunlarınıza bitkisel yönlerden ya da yöntemlerden çözüm yolu bulmanız mümkün. Bir ilkokul öğretmeni beyefendi yıllar önce kalp ameliyatı olmuş, aort kapakçığı değişmiş. Dedi ki teneke kapak takıldı. İkinci bir ameliyat daha gerekiyor ama açık kalp ameliyatı, mitral kalp kapakçığının yetmezliğinden dolayı ameliyata gerek yok. İksir kullanın. 6 hafta sonra tekrar muayene gidin dedim. 6 hafta bizim ürünleri kullandıktan sonra tekrar doktoruna gittiğinde ooo çok güzel gelişme. Devam et ne kullanıyorsan demiş. 3 ay kullandı, ameliyata gerek kalmadı. Harika, süper. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün sonuna geldik İbrahim Bey. İlerleyen programlarda yine konuşalım bu önemli konuları. Yine bitkilerin gücünden istifade edelim. Sağ olun. İnşallah.